beraber bakalım o kanalıma. Hoş geldiniz ve yeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah sabah kısa bir merhaba demek istedim ve Malkus yok yanımda. Ben kendim işe gidiyorum. Malkus bu sabahleyin dedi ki ben dedi kendim giderim dedi. Sen git dedi. Yani aslında korkmuyorum falan çünkü gerçekten normal işe de gidiyor. Yani işte de kaldığı bir insan normal arabada kullanması gerekiyor. Ben ona dedim ama evi var, evi diyorum. İşe vardığı zaman bana ufak bir mesaj göndersin diye. Böyle arkadaşlar, hayırlı bir gün dilerim. Selam arkadaşlar, ben eve geldim. Ve Markus benim için yemek hazırladı. Ben ona söyledim ne yapacak diye. Çok kolay arkadaşlar. Vejetaryen bir de. Markus'a dedim ki evde ne sebze bulursan onları doğra, bir tepsinin üstüne koy. Ondan sonra biraz söyleyeyim bana zeytinyağı üstüne. Ondan sonra bir de dedim beyaz peynir var evde, biraz da böyle beyaz peynirin üstüne rendele veya işte ellen koy. Ondan sonra bir de göstereceğim şimdi size. Bir de böyle şu baget ekmeklerinde içinde baharatlı tereyağı var. Onu da fırında yaptım. Bir de ben şimdi böyle bir tür Yunan cacığı diyeyim ben size. Yunan cacığı nedir? Onu kısa bir anlatayım arkadaşlar. Yunan cacığı nasıl yaparlar? İsmi zaten onların tzatziki diyorlar. Yunan cacığının salatalığın ilk önce sulu tarafını, yani ortasını kesiyorlar. Onu kullanmıyorlar arkadaşlar. Sadece sert tarafını rendeliyorlar. Yani bizim gibi ufak doğramıyorlar. Ondan sonra tabii ki bir de sarımsak rendiyorlar. Rendeliyorlar. Ondan sonra güzel böyle yağlı bizim işte süzme yoğurtu bilirsiniz. Onunla karıştırıyorlar. Ondan sonra böyle daha çok sürme peynir kıvamında oluyor. Ben öyle bilmiyorum cacığı. Yani belki Türkiye'de de başka yerlerde falan vardı. Bizim cacığımız normalinde salatalığı falan çok çok ufak doğrarsın, rendelemezsin işte. Ondan sonra yoğurtunu koyarsın, sarımsağını. Onu da ufak ufak doğrarsın. Ondan sonra yoğurdunu koyarsın, biraz su koyarsın, karıştırırsın. Biraz daha çok yani kaşıklamak için oluyor. Ondan sonra üstüne işte zeytinyağı dökersin. Ondan sonra ya nane veya yani nane koyuyoruz biz daha çok. Dediğim gibi Yunanlar başka türlü yapıyor. Ben şimdi bambaşka yaptım. Yani aslında Yunan cacığı yaptım. Sadece içini de kullandım. Çünkü içini niye kullanmayayım? Ondan sonra süzme yoğurttan yaptım. Yani dediğim gibi aynı böyle biraz krema gibi. Ve şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evde biber vardı. Ondan sonra böyle ufak havuçlar vardı. Ondan sonra kabak vardı, mantar vardı. Domatesleri koy dedim öylesine. Başka ne var? Bu kadar galiba arkadaşlar değil mi? Ondan sonra bir de beyaz peynir. Şimdi ben bunu iki tabağa ayıracağım. Ondan sonra yanında ekmek ve cacık. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok pratik. Gerçekten çok çabuk olan bir şey. Yani 250 derecede ben bunu 15, en fazla 20 dakika. Sanırım 15 dakika falan tuttum Marco zaten. Geldiğimde ben çıkarttım. İsterseniz siz bunu beyaz peynir değil de ve isterseniz siz bunu bir de üstüne domates sosu yaparsınız. Ne bileyim, bizim için bir ana gün, ana akşam yemeği, size bir yan yemeği de olur. Yan yemek mi deniliyor? Bayrağı. Ne bileyim, yanında et falan yaparsınız. Yani ne bileyim, aslında yeter ve önceden bir çorba yaparsanız süper aslında. Ben şimdi bunları tabaklara koyayım, ondan sonra biz yemek yiyeceğiz. Sie guckt nach oben, sie will das Kissen haben. Selam, ben gene arabada. Benim hayatım zaten arabada geçtiği için arkadaşlar, erkek olsaydım aslında bana süper, benden yani süper tır şoförü olurdu. Hele var ya tır kullanması araba kadar kolaysa, o zaman bana böyle Stuttgart İzmir yolunu verin, haftada bir iki sefer gidip gelirdim gerçekten. Neyse, yemek yedik gördüğünüz zaten. Markus'un canı çok tatlı istedi ve benim 5 dakikada hazır olan
Süper bir tatlım var. Bunu da size göstereceğim. Size lazım olan hazır puding. Hazır pudingi yapmak için süt, şeker her evde olan bir şey ve milföy hamuru. Dört şey lazım yani. Bir Portekiz tatlısıdır arkadaşlar. İsmini tam hatırlamıyorum. Natas mıydı? Matas mıydı? Tam olarak bilmiyorum. Alta yazarım zaten. Gidelim onu. Milföy hamurumuz arkadaşlar. Size göstereyim. Ben şundan hep kullanıyorum. Milföy hamuru hazır yani gördüğünüz gibi. Ve bir tane bardak var. Şimdi böyle yuvarlaklar keseceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı büyüklükte böyle yuvarlaklarım var. Ve şimdi şu tepsimi alıyorum. Muffin tepsimi alıyorum arkadaşlar. Ve benim şöyle yağlamak için spreyim var. Görüyorsunuz. Bunu şimdi güzelce yağlıyorum. Tamam, yeter biraz. Ondan sonra şu yuvarlakları biraz böyle daha büyük yaparak bunun içine koyuyorum böyle. Görüyorsunuz. Pişireceğiz. Sanırım yarım paket yeter. Gerçekten sanırım yarım paket yeter. Yarım paketini yapacağız. Arkadaşlar puding kaynattım. Pudingi normal kağıdın üstünde nasıl yazılıysa. Ondan sonra böyle bir kaşıktan şöyle pudingi içine dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bakmıyorum arkadaşlar. Sanırım bu yeter. Ve şimdi ben bunu fırına atıyorum. Ben duşa gittim. Duştan dedim ki Markus'a sen bak ayarladım. Çaldıktan sonra fırından çıkar diye. Çıkartmış. Çok sağ olsun. Ve çoğusunu yemiş. Bunu kaldı arkadaşlar. Bu da bana. Böyle görünüyorlar. Dediğim gibi belki size bir fikir olur. Selam arkadaşlar. Bugün cuma. Ve bugün Markus'la beraber doktora gitti. Kontrol termini gözleri için. Gözleri güzelcene iyileşiyormuş. O yüzden hiçbir korku edilecek falan diye bir şey yok. Göz damlalarını devam kullanacak. Oradayken Türk bakkalına da uğradık. Size ufak bir market alışverişi göstereyim. Gene bir dakika. Ege Türk'ün Elif fıstıklı sığır salamı. Ondan sonra ben şunları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Beypazar'ın limon aromalı gazozu. Ondan sonra bu neymiş? Bu aynısı sadece mandalina. Ve gene iki tane gördüğünüz gibi. Fiyatlarını aşağıya yazarım. Üç tane biber aldım arkadaşlar. Markus yarın menemen istediği için bir kere dedi yeter. İki tane böyle etli domates aldım. Ondan sonra Markus çok sevdiği Ülker Bitter Antep fıstıklı çikolatalarından aldı. Bir tane evde bulunsun diye %60 gazi beyaz peynir yağlı. Hafta sonu geldiği için ve biz kaymağı çok sevdiğimiz için bir paket kaymak ve Özyörem Markus'un çiğ köftesini hazır arkadaşlar. Ben bunu geçen sefer de almıştım. Canım çünkü çok feci çiğ köftesi çektiği için. Bu vegan olan yani içinde hiçbir et mamuru veya hayvan bir mamuru olmayan bir şey. Sanırım cevizle bilmem ne falanla yapıyorlar. Gerçekten çok güzel. Bulgurla da yapıyorlar. Evet içinde ceviz falan da var. Gerçekten çok güzel. Acısı tam bana göre yani çok 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 feci acı değil ama yani acı var gene de. Ve bugün dedik ki biz de çiğ köfte dürüm yapalım yemek için. Yanında bir de gazoz. Öyle yani geçireceğiz. Şurada bir tane kızcağızımız var. Günçez. Yeşil gözlüm. Şu gözlere bakın ya.
Bu gözleri yerim. Güntes. Kaç şu gözlere bak ya. Dürüm ekmeklerim arkadaşlar. Ben bunları hep derin doruncuda beklettiriyorum. Şimdi çıkarttım bir tane. Hemen ocakta çözdüm yani. İki tane marul koydum. Sanırım yeter. Bir de şimdi şunlardan alıp şöyle güzelce yayacağım. Gerçek yani benim hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti arkadaşlar? Canım gerçekten çok istiyordu. Ondan sonra bunu çok yıkanını gördüğümde dedim ki yani denerim gibisini. Belki canım çok istediği diye. Çok hoşuma gitti. Neyse bu sefer bir deneyelim. Gene de hoşuma giderse o zaman güzeldir. Ama gene de acılı yani. Çok acı sevmeyen veya acıyı hiç sevmeyen insan sanırım bunu gerçekten çok acı bulur. Markus artık benden alıştığı için acı yemeye. O yüzden ona acık gelmeyecek. Bize başka bir şey zaten lazım değil. Hemen böyle güzelce sarıyorum. Bir de dünden arkadaşlar kalan o zebzeler var ya onu da ısıtacağım. Onu da koyacağım yanına. Öyle yani. Kızımız da uyuyor. Ne haber tatlış? Markus abisi. Ona işten çıktıktan sonra veterinere uğramış. Ondan sonra o kurt hapından almış. Hemen zaten kendisi yiyor. Yani hiçbir şey saklamamız, gerekmemiz falan gerekmiyor arkadaşlar. Veriyorsa sonrasında hemen kendisi katır kutur yiyor zaten. Onu yedikten sonra sanki bana öyle geliyor ki ondan sonra biraz böyle uykusu geliyor gibisine. Bilmiyorum ama. Aslında Şerin'in hep aslında Güntes'in hep uykusu vardı. Değil mi tatlış? Abo. Abo şu. Oh tatlı şey. Hı? Güzel gözlüm. O gözleri yerim ben. Oh, burasını çok seviyorsun değil mi? Kaşındığı zaman. Çok seviyorsun sen.